Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Serdivan, Sakarya'nın Gözde ilçelerinden bir tanesi. Kültür sanat açısından da dikkat çeken ilçelerden bir tanesi. Siz bunu daha çok ileriye taşımak istiyorsunuz. Bu konuda bazı projelerinizden bahsettiniz. Evet. Kültür ve kongre merkezi yapmak istiyorsunuz. Serdivan merkezli ve her mahalleye özel kültür evleri yapmak istediğinizi açıkladınız. Bu projeleri biraz açar mısınız? Neler olacak, nasıl olacak? Tabii biz Serdivan'ımızın ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir anlamda not aldık ve planlamamızı ona göre hazırladık. Planlamamızın içerisinde kongre ve kültür merkezimiz tabii ki çok büyük yer kaplıyor. Serdivan Belediyesi olarak Serdivan Belediyesi kongre ve kültür merkezimizi lokasyonu güzel bir noktada değerlendirmek istiyoruz ve yapmak istiyoruz. İçerisinde tiyatro salonları, içerisinde konser salonları, içerisinde sergi salonları olan, yine içerisinde 24 saat uyumayan gençlerimizin kullanabileceği bir kütüphane oluşturacağız. Ve kütüphaneyle birlikte de hem kültürü, hem bilimi, hem de sanatı Serdivan'a desteklemek istediğimizi ifade etmek isterim. Peki kültür evlerinde neler yapacaksınız? Evet, bizim gerçekten benim anlatırken heyecanlandığım çok da güzel bir projelerden bir tanesi. Kültür evlerimiz bizim her mahallemizde, 24 mahallemizin 24'ünde de yapmayı planladığımız bir çalışma. Kültür evlerimizi biz çok fonksiyonlu kullanacağız. Hem serme kurslarımızı kültür evlerimizde oluşturmak isteriz. Hem kültür evlerimizde çalışan kadınlarımızın çocuklarını bırakabilecekleri kreş çalışmamızı içerisinde konuşlandırmak istiyoruz. Yine aynı şekilde kültür evlerimizi mahallelerimizde yaptığımız için taziye evi olarak ve ufak çaplı kına gecelerinin yapıldığı, ufak nişan merasimlerinin yapıldığı, ufak çaplı kız isteme cemiyetlerinin yapıldığı noktalar olarak da kullanmak isteriz. Tabii en önemlisi de kültürel anlamda kullanacağız. Kültür evi diyoruz çünkü. Burada da kültür evimizde de gerek hemşeri derneklerinin kullanabileceği, gerekse de mahalledeki kadınlarımızın ve mahallemizdeki erkeklerimizin bir araya gelerek günün belli günlerinde ya da bir akşam üzeri çay içtikleri, sohbet ettikleri, bu anlamda işte internet medyasından ya da televizyon karşısından insanımızı alıp birbirleriyle kaynaştırma yapmak istediğimiz insanlarımızı, Serdivan'daki insanlarımızın bu anlamda bir arada olmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah bu da bizim çok önemsediğimiz bir projemiz ve içerisinde de serme kursundan bahsettim. Serme kursunda üretilen ürünlerin ürünlerin satışı ile ilgili de kültür evimizin hemen ön tarafında ya da yan tarafında bir mağaza açacağız. Kültür evimize gelen mahalle sakinlerimiz oradan üretilen kadınlarımızın ürettiği el emeği, göz nuru olan ürünlerimizi vatandaşımıza orada satışını gerçekleştireceğiz. Bunun da bedelini bu el emeğini ve göz nuru yapan kadınımızın ve kadınlarımızın kendileri için kullanmaları konusunda da çalışmamızı sürdüreceğiz diyorum. Bunlar bizim projelerimiz. Gerçekten çok heyecanlanıyoruz bunları anlatırken. İnşallah yapmayı da Cenab-ı Allah nasip eder diyorum. İnşallah. Teşekkürler başkanım.